Ben Kars Sarıkamış Karaköse Köyü muhtarıyım. İsmim Muammer Aksu. İşte 2019'daki seçimde seçildim. İlk dönemim. Valla köyümüz 565 nüfusu var. 90 hanemiz var. Konumu Kars Sarıkamış Karaköse Köyü. Erzurum'la Kars'ın il sınırı. Yani 65 kilometre uzaklıkta Sarıkamış'a. Yani yüz ölçümü olarak biraz kışın soğuk geçiyor böyle iklimimiz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıkla, genelde çiftçilikle yapmaya çalışıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız yoktur yani, sadece bir hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Vallahi arpa, buğda, bunun şekilde. Bir de yani köyde hayvancılık yapıyoruz, kurbanımız oluyor. Büyük şehirlere götürüp satıyorlar komşularımız. O şekilde hani meyvemiz, bağımız, bahçemiz yok. Hani kırsal kesim olduğu için, sulak arazimiz olmadığı için. Köyümüzün camisi var, köyümüzün derneği var, Kur'an kursumuz var, hoca evimiz var, sağlık evimiz var, ortaokulumuz var köyümüzde, ilkokulumuz var. Yani köyümüzde öğretmenlerimizin tümü mevcut. 12 tane mesela öğretmenimiz var. Her şeyimiz iyi yani. Birlik beraberimiz çok güzel. Yani bizim köyümüzde mesela seçime muhtar adaylarını komşularımız kendileri belirleyip o şekilde biz seçime gidiyoruz. Kesinlikle hani böyle bir küsümüz, şeyimiz yoktur. Birlik, beraberlik. Hep zaten akraba bağımız kuvvetli. Yani herkesle akraba. Yani yabancımız yoktur. Köyümüz yerli köydür. Evet, İstanbul'daki gurbetçilerimiz sıla-i rahim yapıyorlar. Köyümüze geliyorlar. Anneleri, babaları olanlar onlara geliyor. Mezarlığımızı ziyaret için geliyorlar. Köyümüzün derneğiyle bizim bağlarımız çok kuvvetli. Yani dernek başkanlarımızla çok iyi ilişkilerimiz var. Köyümüze yani ellerinden geldiği kadar çok çok faydaları oluyor. Vallahi başkanımız iyi çalışıyor. Başkanımızdan yani daha iyi şeyler bekliyoruz inşallah. Oradaki bizim köylülerimize daha iyi sahip çıkmasını bekliyoruz inşallah. Daha iyi yerlere gelmesini de bekliyoruz biz. Hasretimize bıraktım bu özlem senin. Umudu günse bıraktım bu hazan senin. Sarıkamış Karaköse Köyü Erzası Yılmazdal. Çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Köyümüz Sarıkamış'a 75 kilometre uzaklıkta. Horasan 35 kilometre uzaklıkta. Sarıkamış tarafından da son köydür. Horasan tarafından da son köyümüz. Birlik beraberliğimiz çok güzel, çok iyi. Komşu birbirine bağlı. Cenazemiz olsun, düğünümüz olsun. Hep birlikte, hep beraberlikte aşıyoruz sıkıntılarımızı. Gurbetçilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Köyde İstanbul'da derneğimiz var. Dernek başkanımız Sayın Mücahit Bey'e de teşekkür ediyoruz buradan. Allah razı olsun. Yani burada her ne sıkıntımız olursa dile getirdiğimiz anda bize her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Bir sıkıntımız yok. Bağlarımız çok iyi. Allah herkese böyle bağı nasip etsin. Esenler Bey Belediye Başkanı'na selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı iletiyorum. Gitme durmam, sarı durmam, bu dağlar senin. Gitme benim deli durmam, bu bağlar senin. Yüreğim yanar eli durmam, bu ömür senin. İsmim Oktay Şahin. Kars Sarıkamış Karaköse Köyü'nden ikinci ezi olarak görev yapıyorum. Allah elimizden geldiği kadar yola çabalıyoruz. Su için, altyapı için bayağı hizmetlerde bulunuyoruz yani. Kendim için hayvancılık yapıyorum, çiftçilik yapıyorum. Arpay, buğday, yulav, korungay, başka bir geliri yok buranın. Birlik, beraberliğimiz çok güzel. Hep kardeşçe yaşıyoruz. Hep yerli köyüdür burası. Onun için düğünümüz, ölümüz, öl olduğu zaman ağlıyoruz, düğün olduğu zaman gülüyoruz. O kadar birlik, beraberliğimiz var. Allah'a şükür. Dernek faaliyetlerimiz 20-30 senedir başlamış İstanbul'a. Yani buradan göç olduktan sonra en başta kurucu üyelerine, başkanlarına teşekkür ederim. En baştaki başkanımız İbrahim Alemdar'dı. Ondan sonra Veli Topkaya oldu. Ahmet Aksu oldu. Mücahit Bay oldu. Eyüp Alemdar oldu.
Bunlar çok güzel köyümüze yarayışla işler yaptılar. Oradakiler de çok güzel işler yapıyorlar. Öğrencilerimize burs parası veriyorlar. Mezarlık yeri aldılar. Dernek yerleri aldılar. Fakir fukaraya yardım ediyorlar. Cenazeleri kaldırıyorlar. Yani çok güzel faaliyetleri var. Hepsine teşekkür ederim. Gurbette 20-30 sene çalıştık. Hep döküm üzerine çalıştık. Sonumuz yine geldi vatanımıza. Allah şu anda köy hayatı oradan iyi. Kıyaslama yaparsak gelir üzerinden şehir iyi de. Yalnız köyde de kafamız dinç, organik yaşıyoruz. En önemlisi o. Gurbetçilerimize seslenmek istiyorum. Köylerini ziyaret etsinler. Yardım yapsınlar köyümüze. Geri çekilmesinler. Burada gelsin evlerini yapsınlar. Hep dağılmış evleri. Gelsinler herkes sormasa baba yurdunu yapsınlar. Yardımcı olsunlar bize de. Mehmet Tevfik Gökbey'e sonsuz saygılarımı sunarım. Selamlarımı sunarım. Mehmet Karadağ, 1956 doğumluyum. Kars Sarıkamış Karaköse köyünden Mehmet Karadağ. Köyün tarihi benim 5. dedemi tanıyacağım. 5. dedemden her sene arasında en aşağı 80 sene olsa kaç tarihiydiz? 400 sene, en azından 400 sene. Yani köyümüz yerli köyüdür. Dolunma molunma yoktur burada. Köyümüzün tarihi ilerilerden tak gelme bir tarihi var. Türk köyüdür. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum. Hayvancılığına, çiftçilikle. Ayrıca da köyün bilircisiyim ben. Karaköse köyü bilircisiyim. Şimdi daha iyi köyümüzün yaşantısı. Eskiden tabii daha birlik vardı, şeylik vardı. Şimdi de var. Çekildi köyler, boşandı. Köyler boşandığından biraz zorluk oluyor. Vallahi şimdi çiftçilik daha iyi. Şimdi çiftçilikle daha iyi. Hani düzeni var. Eskiden sapanla, öküzle, mesela sapanla çiftçilik yapıyorduk. Benim yaşım 71 yaşındayım. En az 10 yaşını çıkart, 60-65 senedir ben bu işi yapıyorum. Gurbetçilere çok teşekkür ederiz. Bize yardımcı oluyorlar. Bizim sorunlarımızı boyuna dile getirirler onlar. Onların hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada onlar olmasa biz olmazdık, biz olmasak onlar olmaz. Onlar da silahıyla hem yapsalar daha iyi, her sene daha güzel olur. Ben de köyümüzün gençleri büyüklerine saygılı olsunlar. Anasına, babasına, memleketine devamlı saygı ve hürmet göstersinler ki o gençlikten bereket gelir, hayır gelir. Benim nasihatim bu kadar. Onlara çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Ben onu İstanbul'da da tanıyorum. Çok değerli bir adam. Ona sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. İsmim Sadrettin Ergün. Sarıkamış'ın Karaköse köyünde oturuyorum. Hayvancılık yapıyoruz. Dedem 1915'te burada askermiş. İlçin Ermeni Harbi'ne gitmiş. Ermeni Harbi'ni bitirdikten sonra Yunan Harbi'ne, Afyon Dumlupınar Harbi'ne dedem Gümrü'den İzmir'in Dumlupınar var ya, Afyon'la İzmir'in aradaki Dumlupınar'a 95 gün yayan gitmiş dedem. Madalyası da vardı dedem, hani malul aylığı da alırdı. Hani kalkmış bu topraklarda hep, hani dedelerimiz bile canını vermiş. Vallahi gurbetçilerimizden Allah işlerini rast etsin. Onlar da orada işlerinde, güçlerindeler. Sizi de sağ olasınız. Allah razı olsun. Gelmişsiniz buraya bizim derdimizde ortak olmaya. Size de teşekkür ederim. Belediye başkanınızdan da Allah razı olsun. İyi bir insanmış. Ben Talip Öztürk, Sarıkamış'ın Karaköse'ne, Köse köyüne bağlı olan bir köyde oturuyorum. Bugüne kadar gençliğimizi hep İstanbul'da, gurbette verdik. Orada dökümcülük yaptık. Tekrar buraya döndük 2001'de. 2001'de buraya döndük. Burada tarım ve hayvancılıkla başladık yeniden toprağımıza. Burası
Ben büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu arka tarafta kışla vardır. Bu Araz Nehri'ne bağlantılı olarak 1835'te Simon diye bir Ermeni'den tanısı oğlu Mehmet Ağa'ya geçiyor o kışla. Ve böyle yaşam devam etsin. Ne zaman ki işte Almanlar bizim kara suları kullanarak Rusya'ya bir bomba atıyorlar. Ondan sonra zaten biraz daha öncesine gittiğimizde Osmanlı İmparatorluğu buraları elinin altına aldıktan sonra işte bu çevredeki Ermenilere bizzat söylediği söz, malız, canız, namussuz güvence altındadır. İsteyen kalır, istemeyen gidebilir diye böyle bir ithamda bulunuyor. Tabii birilerinin işine gelmiyor, birileri çekip gidiyor, birileri de burada kalıyorlar yani Ermenilerin bir kısmı. Ama adamlar rahat durmuyorlar. Van'da Asala örgütünü kuruyorlar. Sürekli Rusya onları besleme yapıyor orada. İşte o kara sulardan da bombayı atınca Almanlar bizim şeyimizi, simgemizi kullanarak vay siz nasıl müsaade ederseniz bizim bize bomba atar Almanlar diye Rus oradan çıkarmayı yaparken bizimkiler de burada ikindi mehli. O günkü gençler diyelim, bugünkü artık asır geçmiş, bir asır olmuş üstünden. Affedersen işte o günkü şartlarda hayvan otlatırlarmış o dağlarda. Onlar oradan öyle kaçıp gidiyor. Buradaki içimizdeki Ermeniler katliama başlıyorlar. Ve bunun akabinde Sani Aksu diye birisi, o zaman asker, köyde kimse yok. Şu arkadaki evlerde de Sadu Bey varmış. Bir o adam kalmış burada. O Sani Aksu da askerden gelir. Yani köyün halına, ehvalına bakar artık. İzine mi gelir veya da o arada bir boşluktan mı faydalanıp geliyor? Bakıyor ki o bu koca köyde o binada bir ince bir duman çıkıyor. Geliyor, selamünaleyküm, aleykümselam. Adam daha artık insanlıktan çıkmış. Saç sakal basmış. Sadece adamın gözleri ve dişleri parlıyor. Sarılıyor buna. Ya Sadu Bey ne oldu bu millet? Nerede? Bir millet mi kaldı diyor. Ayağı tutan kaçan kaçtı. Kaçamayanı da katliam yaptı, öldürdüler. Kardeşime dedim, burada saçlı nene vardı bizim komşumuz. O derdi ki biz burada onlarla iç içe yaşadığımızda işte erkekler yok. Biz kalmışız onların elinin altında. Korkumuzdan kapıların arkasına işte bir şeyler verirdik yani. Bir destek olsun da içeri girmesinler, bize zarar vermesinler diye. Bunlar seslenirlerdi gece saat 12-1. Açın kapıyı, açmazdık kapıyı. Geri çekilir vururdular. Kapıyı kırardılar. İçimizde hangi gelin kız güzelse onu götürür, onunla eğlenirdiler. Sabahtan kalktığımızda kapının önünde biz onun cenazesiyle karşılaşırdık. Amcamın hanımı anlatırdı. Seferberlikte biz yolda gidiyoruz. Bu Ermeni kazakları yolumuzu kestiler. Siz macirsiz, siz açsız, perişansız. Size biz yemek yedirmeden göndermeyiz. Yani bunlar da seviniyorlar hani acık ya. Geldiğimizde diyor kazanı koymuştular. Gelin güveci kızların erkekleri doğramışlar. Kazanda pişirip Müslümanlara sunurdular. Cezayir vardı, Cezayir Zal vardı. O da benim halamın kocasıydı. O da Horasan'da hayatını idame ettiriyordu. O da diyordu ki ben de gençtim. Herkes gibi ben de kaçıyordum yani başıma bir çare. Erzurum'a gittik diyor.
Erzurum'da Osmanlı medreselerinde o gelini kızı kazıklara oturtturmuştular bu Ermeniler. Erzurum'un meşhur Dabahane camisi vardır. O Dabahane camisinde Müslümanları doldurmuştular. Bir ateş vermiştiler. O cami cayır cayır yanıyordu. Orada biraz rampa meyilli. İnsan yağı geliyordu. Ben teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ben biraz herhalde ki fazla konuştum. Dertli söylegen olur. Burada da Tevfik Bey'e de çok çok saygılar sunuyorum. Buradaki dernekteki tavandan tabana, tavandan tavana kadar herkese de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tevfik Bey'e saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Gönderenlerden de, gelenlerden de Allah hepinizden razı olsun.